Evet başkanım, hayırlı uğurlu olsun. Nevşehir Spor isim olarak aynen devam mı? İnsanların merak ettikleri var. Ne düşünüyorsunuz? Nevşehir tabii ki isim olarak her zaman olduğu gibi Nevşehir Spor olarak devam edecektir. Nevşehir Belediye Sporumuz zaten devamı sizin. Biz sadece burada bir yöneticiyiz. Nevşehir Spor hiçbir zaman şahısların olamaz. Her zaman Nevşehir'e ait olacaktır. Bu böyle başladı, böyle gidecek. Ya da şöyle dedim, yanlış kelime kullanmayalım. Biz burada olduğumuz sürece bu böyle devam edecektir. Nevşehirlerle bir aile olup hep beraber Nevşehirspor'un en iyi yere gelmesi için elimizden ne gelirse onunla yapacağız. Evet başkanım, CT Haber olarak biz spor anlamında siyaset, kültür, sanat bu tarz programlar yapıyoruz. Bu programların içinde bir program daha başlayacağız. Onu da sizle başlamak istedik. Nevşehir'de herkesin bir şeyi vardır, dedikodu diye. Dedikodunun sonunu getirmek için son dedikodu olarak bir programa başlayacağız. 50 tane Nevşehir Belediyespor'la ilgilenen kişileri davet edeceğiz. Yayınımızı alacağız ve sizi de burada karşılarında bunların merak ettiklerini ve izleyicilerimizin merak ettiklerini cevaplamanızı isteyeceğiz. Bu konuda ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir konu var mı? Katılır mısınız programımıza? Ne mutlu bana ki ilk ben programa başlamışım. Bismillah diyeceğiz o zaman. Tabii ki seve seve her zaman Nevşehir basının olduğu yerde, Nevşehirlerin olduğu yerde kendimizi doğru anlatabilmek adına, kendimizi sizlere tanıtabilmek adına tüm programları da açığız. Bu arada sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizlere aracılık yapıyorsunuz taraftarımızla ve Nevşehir halkıyla. Soru cevap şeklinde olacaktır herhalde diye Evet, düşünüyorum. soru Çok da cevap zevkli olur. şeklinde 50 tane Çok da taraftar. çok memnun olurum. Çok da güzel olur. Bu böyle programların ara ara her zaman daim etmesi için de bizim de elimizden ne geliyorsa yaparım. Evet, dedikodulara son vereceğiz Evet, programda. son dedikodu olacak o Son zaman. dedikodu 29'unda Uygundur. saat 4'te çekimi olacak. Daha Uygundur. sonra yayınlayacağız başkanım. Tabii ki. Sıkıntı yok. Biz siz her istediğinizde zamanımız müsait olduğunda zamanımız müsait olmasa dahi zamanımızı sıkıştıracağız. Sizlerle bir arada olacağız. Neden? Burada hiç kimse dört dörtlük değildir. Muhakkak ki eksiklerimiz de olacaktır, eleştiriler de olacaktır. Biz bu eleştirilerden kendimize çıkan dersleri çıkartıp daha başarılı olmamız için birçok zaman bir araya gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Taraftarımızla, basınımızla, belediyemizle, halkımızla, camiamızla hep birlikte bir aile olarak güçlü birlik olursa zaten bunun üstesinden başarı %100 gelecektir. Başarılı olma şansı yok. O yüzden ben bir aile ortamı olarak görüyorum bunu. Aile içerisinde tartışmalar olacaktır. Kırgınlık olmayacak inşallah, kavga olmayacak inşallah ama kesinlikle eleştiri olacaklar. Biz de sizlerle beraber bu eleştirimizi düzeltip daha doğru yerlere bulacağız. Şu anda zaten yeni geldik şehre, yeni tanımaya çalışıyoruz şehrimizi. Ama ben inanıyorum, Nevşehir'de çok pozitif enerji gördüm. Her ne olursa olsun ben başladığım işten vazgeçmeyeceğim. Bu takımı layık olduğu yere getireceğim. Hep birlikte en güzel günleri yaşayacağız inşallah. Başkanım şöyle bir slogan da yaparsak çağrı. Buyurun. 29'unda saat 4'te çekimi olacak. Daha sonra pazartesi günü de yayına vereceğimiz bir program olacak bu. Öncelikle bunu siz davet ederseniz Tabii ki. O zaman bu spor hafta severlere. Cumartesi günü 29'unda saat 4'te dedikodu ya Evet. da son Son dedikodu dedikodu. programında CT Haber'le beraber hep birlikte ekranlardayız. Siz soracaksınız, ben cevap vereceğim. İlk programmış, ilk ben başlayacakmışım. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Hep birlikte o zaman doğruları ve yanlışları ortaya yatırıp doğruları bulalım. Peki, çok teşekkür ederiz başkanım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.